Bir diğer problemli komşumuz kimdir? Tabii ki Suriye'dir. Suriye'de bir iç savaş çıktı ve biz özel kuvvetlerden, askeri istihbarattan, bizzat oradaki büyükelçimizden gelen Esad düşmez raporlarına rağmen işte Emevi Dağı Camii'nde namaz kılacağız edalarıyla Libya bombardımanına katılır gibi, tabii o da tarihi bir hataydı. Rusya'ya karşı, Suriye'ye karşı bir tutum aldık. Suriye'ye karşı bir tutum almamız dolayısıyla başta PKK ile mücadele olmak üzere birçok konuda dış politikamızda çıkmazlara saplandık. Peki niye Suriye'nin yanında yer aldık? Tabii Suriye'ye biraz daha fazla, 3 dakikadan fazla zaman ayıracağım, birkaç video olacak. Bunun öncelikli sebeplerinden bir tanesi İhvan-ı Müslim'in adındaki yapının Suriye'de, Mısır'da, Orta Doğu bölgesinde Baas hareketine karşı desteklenmesidir. İhvan-ı Müslim nedir? Bu 1928 yılında kurulan, aynı Fethullah Gülen casusluk örgütü gibi bir casusluk örgütüdür. Kime karşı? Orta Doğu'nun mazlum milletlerine karşı ve dahi Türkiye'ye karşı. Aynı yıllarda yine CIA bir başka casusluk örgütünü, CIA demiyorum tabii, o yıllarda CIA kurulmamıştı. Amerikan ordusunun OSS diye ordu istihbaratı vardı. CIA'nin öncüsüdür. CIA bunun içinden çıkmıştır. Bir yapılanmaya gidiyor ve Opus Dei diye bir Hristiyan tarikatı kuruyor. Bu da Vatikan'ın içinde kuvvetleniyor. Bu da Katoliklere karşı kurulmuş bir casusluk örgütüdür. Tabii ilerleyen yıllarda Moon tarikatı olsun, Rainbow olsun, Rainbow daha çok deistlere ve ateistlere, işte Moon tarikatı Budistlere yönelik kurulmuştu. Böyle casusluk örgütleri kuruluyor. Bu casusluk örgütleri sayesinde de bu ülkelerin kapitalizme karşı bir hareket yapmaları, kapitalizme karşı bir sistem geliştirilmeleri, daha sonra NATO kurulduktan sonra NATO'nun belirlediği askeri politikalara karşı, askeri politikalar belirlemelerini engellemek için bir casusluk örgütü kuruyor. Türkiye'de de işte Fethullah Gülen casusluk örgütü kuruluyor. Biz de kendi ülkemizde bu problem olmasına rağmen, tabii o yıllarda Fethullah Gülen'i hükümeti yönetenler casusluk örgütü olarak görmüyorlardı, tarihi bir hata olarak. El ele İhvan-ı Müslim'i orada kuvvetlendirme yönüne gittik. Bu da Suriye'nin meşru hükümetiyle aramızın bozulmasına, bu bozulma sonrasında da PKK'nın ve dahi diyorum Irak'taki bölgesel Kürt devletinin güçlenmesine sebep oldu.